James Webb Uzay Teleskobu, uzun zamandır süre gelen gecikmelerle birlikte, ne zaman fırlatılacağı merak konusu haline geldi. Nihayet James Webb Teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 15:20'de fırlatılacak. Olası bir problem olmaz ise, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun, ESA'nın Fransız Guyana'sındaki Kourou'daki fırlatma sahasından, ArianeSpace Ariane 5 roketiyle fırlatılması planlanıyor. NASA'nın en büyük ve en güçlü uzay bilimleri teleskobu olan, 10 milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu, Big Bang'den yabancı gezegenlerin oluşumuna ve ötesine kadar evrenin tarihini ortaya çıkarmak için, kozmosu araştıracak. James Webb Uzay Teleskobu'nun kalıcı evine, 1 milyon mil yani 1.5 milyon kilometre seyahat etmesi, yaklaşık 30 gün sürecek. Lagrange noktası, uzayda yerçekimi açısından istikrarlı bir konum. James Webb Uzay Teleskobu, Güneş'i ikinci Lagrange noktasında yörüngeye oturtacak. L2, Dünya'nın yakınında, Güneş'in karşısında yer alan bir noktadır. Bu yörünge, teleskopun Güneş'in yörüngesinde dönerken, Dünya ile aynı hizada kalmasını sağlayacaktır. Herschel Uzay Teleskobu ve Planck Uzay Gözlemevi de dahil olmak üzere, diğer birçok uzay teleskopu için popüler bir yer olmuştur. NASA'ya göre, James Webb Uzay Teleskobu 4 ana alana odaklanacak: evrendeki ilk ışık, erken evrende galaksilerin bir araya gelmesi, yıldızların ve protoplanetary sistemlerin doğuşu, gezegenler, yaşamın kökenleri dahil. James Webb Uzay Teleskobu başlatıldığında, güneşlik yerleştirme, teleskop yerleştirme, alet açma ve teleskop hizalaması dahil olmak üzere, bir dizi bilim ve kalibrasyon testinden geçecek. Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'ne göre, James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen en iyi görüntüler, fırlatıldıktan yaklaşık 6 ay sonra ortaya çıkmaya başlayacak. Muhtemelen ilk ışık görüntülerine ise, biraz daha erken ulaşabiliriz. Güçlü James Webb Uzay Teleskobu'nun da atası, Hubble Uzay Teleskobu gibi, gök cisimlerinin harika fotoğraflarını çekmesi bekleniyor. Hatta gökbilimciler için, Hubble Uzay Teleskobu gayet sağlıklı durumda ve, iki teleskopun James Webb Uzay Teleskobu'nun ilk yıllarında birlikte çalışması muhtemel. James Webb Uzay Teleskobu ayrıca Kepler Uzay Teleskobu'nun bulduğu, öte gezegenlere de bakacak veya uzaya sabitli teleskoplarından, gerçek zamanlı gözlemleri takip edecek. James Webb Uzay Teleskobu, NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı arasındaki, etkileyici bir uluslararası işbirliğinin ürünüdür. NASA'ya göre, James Webb Uzay Teleskobu 29 Amerika eyaleti ve 14 ülkede 300'den fazla üniversite, kuruluş ve şirketi içeriyor. James Webb Uzay Teleskobu'nun nominal süresi 5 yıldır, ancak hedef ESA'ya göre 10 yıl. James Webb Uzay Teleskobu'nun bilim yetki alanı, temel olarak 4 alana bölünmüştür. İlk ışık ve yeniden iyonlaşma. Bu, Big Bang'in bugün bildiğimiz şekliyle evreni başlatmasından sonra, evrenin ilk aşamalarını ifade eder. Big Bang'den sonraki ilk aşamalarda, evren bir parçacık deniziydi. Elektronlar, protonlar ve nötronlar gibi ve evrende bu parçacıkların birleşmeye başlaması için, soğuyana kadar ışık görünmüyordu. James Webb Uzay Teleskobu'nun üzerinde çalışacağı başka bir şey de, ilk yıldızların oluşmasından sonra ne olduğudur. Bu çağa yeniden iyonlaşma çağı denir, çünkü NOTR hidrojenin bu ilk yıldızlardan gelen radyasyonla, yeniden iyonlaştığı tekrar elektrik yüküne sahip olduğu zamanı ifade eder. Galaksilerin birleşmesi. Galaksilere bakmak, maddenin devasa ölçeklerde nasıl organize edildiğini görmenin, faydalı bir yoludur ve bu da bize evrenin, nasıl evrimleştiğine dair ipuçları verir. Bugün gördüğümüz sarmal ve eliptik gökadalar, aslında milyarlarca yıl içinde farklı şekillerde evrimleşmiştir ve, James Webb Uzay Teleskobu'nun hedeflerinden biri bu evrimi daha iyi anlamak için, en eski gökadalara bakmaktır. Bilim insanları ayrıca, günümüzde görülebilen galaksilerin çeşitliliğini nasıl elde ettiğimizi, galaksilerin mevcut oluşum ve, bir araya gelme yollarını anlamaya çalışıyorlar. Yıldızların doğuşu ve gezegen öncesi sistemler. Kartal bulutsusunun yaratılış sütunları, yıldızların en ünlü doğum yerlerinden bazılarıdır. Yıldızlar gaz bulutları içinde olurlar ve yıldızlar büyüdükçe, uyguladıkları radyasyon basıncı koza gazını üfler, çok geniş bir alana yayılmamışsa diğer yıldızlar için, tekrar kullanılabilir. Ancak gazın içini görmek zordur. James Webb Uzay Teleskobu'nun kızılötesi gözleri, bu kozalarda doğan yıldızlar da dahil olmak üzere, ısı kaynaklarına bakabilecek. Gezegenler ve yaşamın kökenleri. Son 10 yılda, NASA'nın gezegen arayan Kepler Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere, çok sayıda öte gezegen keşfedildi.
James Webb Uzay Teleskobu'nun güçlü sensörleri, atmosferlerini görüntüleme de dahil olmak üzere, bu gezegenleri daha derinlemesine inceleyebilecek. Gezegenlerin atmosferlerini ve oluşum koşullarını anlamak, bilim insanlarının belirli gezegenlerin yaşanabilir olup olmadığını daha iyi tahmin etmelerine yardımcı olabilir. James Webb Uzay Teleskobu üzerindeki aletler. James Webb Uzay Teleskobu, görünür, yakın kızılötesi ve orta kızılötesi 0.6 ila 28.5 mikrometre dalga boylarında, gözlemleri mümkün kılacak 4 araçla, donatılmış olarak gelecek. Yakın kızılötesi kamera. Arizona Üniversitesi tarafından sağlanan bu kızılötesi kamera, yakındaki galaksilerdeki yıldızlardan ve Samanyolu içindeki yıldızlardan gelen ışığı algılayacak. Ayrıca evrenin erken dönemlerinde oluşan yıldızlardan ve galaksilerden gelen ışığı da arayabiliyor. NIRCam, parlak bir nesnenin ışığını engelleyebilen ve bu yıldızların gezegenler gibi yakınındaki daha sönük nesneleri görünür hale getiren koronagraflarla donatılacak. Yakın kızılötesi spektrografı. NIRSPEC, Big Bang'den sonra oluşan ilk galaksileri arayarak aynı anda 100 nesneyi gözlemleyebilecek. NIRSPEC, NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nin yardımıyla Avrupa Uzay Ajansı tarafından sağlandı. Orta kızılötesi cihazlar. MIRI, Hubble'ın astrofotografi geleneğini takip ederek uzaktaki gök cisimlerinin inanılmaz uzay fotoğraflarını ortaya çıkaracak. Cihazın bir parçası olan spektrograf, bilim insanlarının evrendeki uzak nesneler hakkında daha fazla fiziksel ayrıntı toplamasına izin verecek. MIRI, Kuiper kuşağındaki uzak galaksileri, soluk kuyruklu yıldızları, oluşum aşamasında olan yıldızları ve nesneleri tespit edecek. MIRI, Avrupa Uzay Ajansı ve NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı ile Avrupa Konsorsiyumu tarafından inşa edildi. Hassas yönlendirme sensörü yakın kızılötesi görüntüleyici ve yarıksız spektrograf. Bu Kanada Uzay Ajansı yapımı cihaz, daha çok bir arada iki cihaz gibidir. FGS cihazı, bilimsel araştırmaları sırasında, James Webb Uzay Teleskobu'nun tam olarak doğru yöne yönlendirilmesini sağlamaktan sorumludur. NIRSS, evrendeki ilk ışığın imzalarını bulmak ve yabancı gezegenleri arayıp karakterize etmek için kozmosu araştıracak. Teleskop ayrıca tenis kortu büyüklüğünde bir güneşlik ve 21.3 fit yani 6.5 metre aynaya sahip olacak. Bugüne kadar uzaya fırlatılan en büyük ayna. ESA'dan alınan bilgilere göre, teleskop aynaları berilyumdan yapılmıştır ve kızılötesi ışığın yansımasına yardımcı olmak için mikroskobik olarak ince bir altın tabakasıyla kaplanmıştır. Bu cihazlar James Webb Uzay Teleskobu'nu fırlatan rokete sığmayacak, bu nedenle teleskop uzaydayken her ikisi de açılacak. James Webb Uzay Teleskobu, Hubble Uzay Teleskobu'nun varisi olarak anılır. Bilimsel ilerleme tamamen devlerin omuzlarında yükselen cücedir, yani bilimsel hedefleri Hubble'ın sonuçlarıyla motive edildiğinden, James Webb Uzay Teleskobu tam da bunu yapacaktır. İki uzay teleskopunun farklı yetenekleri varken, Hubble kozmosu öncelikle optik ve mor ötesi dalga boylarında, bazı kızılötesi yeteneklerle gözlemledi. James Webb Uzay Teleskobu öncelikle evrene kızılötesi olarak bakacaktır. Evrenin genişlemesi nedeniyle, uzaktaki nesnelerden gelen ışık spektrumun, daha kırmızı ucunda daha uzun dalga boylarına kayar. Hubble'ın aksine hizmet için çok uzakta olacak. Uzay Teleskobu daha önce yeni nesil uzay teleskobu olarak biliniyordu ve Eylül 2002'de James Webb Uzay Teleskobu olarak yeniden adlandırıldı. James Webb Uzay Teleskobu, eski NASA şefi James Webb'in adını aldı. Webb, 1961'den 1968'e kadar Uzay Ajansı'nın sorumluluğunu üstlendi ve NASA'nın Ay'a ilk insanı göndermesinden sadece birkaç ay önce emekli oldu. Webb'in NASA yöneticisi olarak görev süresi, Apollo Ay programı ile en yakından ilişkili olmasına rağmen, aynı zamanda uzay biliminde bir lider olarak kabul edilir. Webb, büyük bir siyasi çalkantı zamanında bile, NASA'nın bilim hedeflerini belirledi ve, dev bir uzay teleskobu başlatmanın uzay ajansının, ana hedefi olması gerektiğini yazdı. NASA, Webb'in rehberliğinde 75'ten fazla uzay bilimi görevi başlattı. Bu görevler Güneş'i, yıldızları, galaksileri ve ayrıca doğrudan Dünya atmosferinin üzerindeki, uzayı inceleyen misyonları içeriyorlardı. Uzay teleskobu için isim seçiminden herkes memnun değil. Webb'in görev süresi boyunca gay ve lezbiyen NASA çalışanlarına karşı ayrımcılıkta bulunduğu iddiaları nedeniyle NASA'yı, teleskobun adını değiştirmeye çağıran eleştirmenler tarafından, çevrimiçi bir dilekçe kuruldu. NASA o zamandan beri şikayetlere rağmen, teleskobu yeniden adlandırmayacağını söyledi.